Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. B harfine geçtik. Eskiden beri merak ettiğimiz bir mesele bu. Bu zaman, bu asır. Bunu ta geçmişlerde bir ders yapmıştık, öyle hatırlıyorum ama bulamadık onu. Bu zaman, bu asır. Nerede var? Hani nerede? Kendi var doğru. Bana ne? Nerede? Hayır. Baktım ben. Bizdeki iki cilde yok. Yok. Bilgisayarlarda baktık, yok. En ayak bunu bir kenar köşede gördük. Yatağı uzanı kurabilir misin? Burada da arkanda da şey de var. Nedir? Peki. Risale-i Nur'da geçen bu zaman, bu asır gibi ifadelerin geçtiği parçalardan zamanımızın hususiyetlerini anlamak için. Bütün bu zaman, bu asır derken hem bu zamanın hususiyetlerini, yani temel vasıfları nedir bu zamanın? Bunu bilirsek zamanı tanımış oluyoruz. Onun için bu zaman toplaması benim nazarımda çok önemlidir. Yani bu zamanı tanımadığımız takdirde, onun içinde doğduk bu toplumda ve saat be saat büyüdük. Etrafta gördüğümüz, duyduğumuz nelerse bunlar bizim hissiyatımıza, anlayışımıza mal oluyor. Bu sefer bu zaman hususiyetini taşıyan bir kişi olarak ortada bulunuyor. Fakat haberimiz olmuyor. Ne demek bu zaman? Yani ahir zaman fitnesi, yani sufiyaniyet cemiyeti. Yani kişi giderek büyüye büyüye bu zamanı bilmiyor, ona karşı nefret duymuyorsa bu zaman neyse efsaf, hangi efsaftaysa o sıfatlara sahip bir kişi çıkar meydana. İşte bugün görüyoruz piyasada. Acayip bir şey. O zaman ne olacak? Bu zamanı tanımak mecburiyetindeyiz. Zaten Salih Yunus çok yerlerinde bunu anlatıyor. Ama biz hususi manada bu kelimeyi tercih ettik. Çok geçiyor. Evet, bu parçalardan zamanımızın hususiyetlerine mehbi olan durumlarını anlamak için o parçalar tespit edilmiştir. Okunan bu parçalardan anlayacak derslere dikkat gerekiyor. Yani her bir parça okuduğumuz zaman ne anlatıldı, bize ne anlattı, zamanı nasıl tarif etti. Bunu nazara alacağız ve bizim anlayışımız bu şekildeki derslerden, bu tarzdaki derslerden, ikazlardan anlayışımızı tahsil edeceğiz. Yoksa babuş bağlıdır. Durum bu. Evvela şöyle bir parça var. Kastamonu 11. sayfada. Tasavvuf dairesinde bulunan divanlar, yani kitaplar, tarikata bakan, izah eden kitaplar ve risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler. Yani İslamiyet'e teslimiyeti var, bağlılığı, ilmi olmasa da Müslüman, yani din böyle diyor dediği zaman hemen kabul edecek bir durumda olan kişilere hitap ediyor o kitapları. Nerede öyle kişiler şimdi? Nerede kaldı? O zaman diyoruz ya. O zaman diyor, hitap ederler. Bu zamanın, burada bu zamanın çizilir, burada çizilmemiş. Bunlar daha elden geçmemiş. Bu zamanın, fitne akıl zamanının dehşetli taarruzunu, şimdi dehşetli taarruz derken dikkat edeceğiz. Böyle bu tabirlere çok dikkat çekerim. Def edemiyorlar. Nedir bu? Herkes yaşıyor, yiyor, içiyor, istediği gibi keyif yapıyor. Ne kadar açık saçık bir yolda, medeniyet namı altında bir yol takip ediyorsa iltifat görüyor üstelik.
Taarruz nerede? İki türlü taarruz var. Birisi gerçek manada bu zamanı tanıyıp tanıtan mucidik ceryanını bilen o ceryan, menfi ceryan, bu tarafı imha etmek istiyor. Ta ki maksadına, dinsizlik maksadına varsın. Ha, bu maddi taarruz. Yani makamlardan bazı yerleri işgal ederek yapılan hücumlar oluyor. Fakat bu devre de aşağı yukarı yani nedenini demeden diyeceğim o maddi hücum tarzı geçti. Şimdilik geçti bilmiyorum. Kanun kaldırıldı. İkinci hücum dehşetli ve külli ve içtima yapı içerisinde ifsad edici hayatın istila etmesiyle o arzuma fitnesi olan bidaların medeniyet amı altında aşılanmasıyla olan bu cemiyetin bozgunculuğu, ifsatçılığı, ahlak bozması, dinden koparması ve gençleri tamamen İslam hayatının dışına itmesi olan taarruzdur. Bu taarruz çok dehşetlidir. Ama görünmüyor. Her geldiği zaman adam al Mustafa'yı otobüsüne vuruyor, taş aldığını kafasına atıyor, bir yapmıyoruz. Hayır, bu o değil. O zaman bu meselede, bu taarruzda gençler iyiden iyiye meseleyi anlamazlarsa bu taarruzlardan kendilerini korumaları çok zorlaşır. Ve korunmak için de sadece bilgi yeterli değildir. İnsanlara Allah hisler verdi. Her hisbin de hissin de vazifesi var. 9. mektupta kısmen örnek veriliyor. Peki bu taarruza karşı bize verilen his nedir biliyor musunuz? Nefret denen bir histir bu. Nefret hissi. Herkes çeşitli şeylerde nefret sahibi oluyor, biliyor. Bu hissin varlığını bilir. Ama nereye harcıyor nefretini, bu hissi? Ya da diyeceğim bu mübarek hissi. Nerede harcıyor? Allah düşmanların maddi ve manevi taarruzlarına karşı koyabilme imkanını vermiştir. Fakat kullanmasını bilmeyen kişi ne yapacak? Hiç daha tüfek görmemiş bir adamı savaşa alırsanız, muharebeye götürürsünüz, evde bir tüfek verirsiniz, onu soka zanneder, onunla beraber gezmeye dolaşır. Tüfek olarak bilmiyor ki. Onun gibi oluyor yani bu sefer. Onun için bu derste çok çok ehemmiyetlidir benim anlayışımda. Yani sadece buradan anlattıklarıma göre. Taarruz. Def edemiyorlar. Geçmişte gelen bu tarikat dairesindeki olan kitaplar, dersler, işte oradaki olan hareketler. Kim def ediyor? Salih'in def ediyor diyor. Bu çare budur. Zaten fitne yakın zaman karşısında çare Risale-i olduğunu kitab-ı sitede görüyoruz. İşaretler ifadesiyle. Bu parça bitti Kastamonu'dan. Diğer parça yine Kastamonu'dan. Nefs-i emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders. Risale-i Nur anlatıyor. Gayet kuvvetli ve halistir ki Risale-i Nur dersleri. Bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevi dalalet. Şahs-ı manevi dalalet. Beynemiller ceryan diyoruz buna. Fitne-i ahir zaman ceryanı beynemiller. Milletler arası. Sinsi. Çok sinsi. Bu ceryan karşısında tek başıyla, Risale-i Nur tek başıyla galibana mukabele eder. Diğer üstler burada bu fitne-i ahirzan, bu zamanın yani bu fitnenin karşısında Risale-i Nur tek çare gösteriyor. Yani bu zamanın tezavuz ediciliğini gören, anlayan kişi korunmak için Risale-i Nur'a başvurması gerekiyor. Bilmediği başvurmayacak tabii. O zaman ne yapacak? İşte çare olmayan şeylerde kendisini oyalayacak. Başka bir parçaya geldik. Bu asrın, bu zaman bu asrın aynı manada. Tabii bu asrın ki bu devre oluyor epeyce.
yani bir asır veya fazla. Boğazın acip bir hastasıdır. Yani boğazın yaşanan hayattaki bir hususiyet, özelliktir. Ne o? Hani elması elmas bildiği halde canı ona tercih eder. Boğazın özelliği buymuş. Elmas, hakikat-ı Kur'an'ı, hizâ-ı ilahi ve saadet-i ebediyye kıymetleri. Yani elmas diyor mecaz ifadeyle. Bunu bildiği halde bu elması mümin Müslüman ne yapıyor? Canı ona tercih ediyor elmasa. Bu diyor elması al, camı kırıp camları bana ver diyor. Ruhasın hassası bu, böyle yaptırıyor. Bu bilmeyeli de hazırlıyorum sizlere derse. Dün başladık, bitirdik. Kavgayı bir şey yani bilerek ve bilmeyerek olan hareketlerin tahlili. Sizin ders olacak bu. He, değerlemedir o. Behafildeyiz ya. Şimdi biz bunu okuduğumuz zaman ne diyeceğiz? Bu anlatılan manada benim durumum nedir diye dedik. Pek güzel, çok güzel. Yani kendimizin durumunu mevcut derslere göre tasvir edeceğiz demektir. Katılmayacağız demektir. Yani al şu elmasları, ver bana dünyayı demeyeceğiz demektir. Diyor muyuz demiyor muyuz? Doğrusu ben de dahil diyoruz. Ama kısmen derece derece. Demiyoruz diye dersek sadece kendimizi aldatırız. Hep o kadar. Bakın hiç meclisi olmaz. Bunun maddi hadiseler olarak ortaya koyacağımız Risale-i Nur'un kesin ifadeleriyle fakir bunları biliyor. Bu hükme yani biz dahi al şu elması al şu şişeyi ver dediğimiz külliyatın kesin ifadeleriyle ortaya çıkacaktır. Acaba siz? Evet. Bilmemektir. Misal veriyorum. Haberi duydun mu? Neyi? Ya radyo ve televizyonlarda çok dehşetli bir haber çıkmış. Neymiş o? Ya İstanbul şehrinde kurtlar girmiş, bir günde şu kadar çocukları telef ediyorlar, öldürüyorlar. Radyo haber veriyor evlere ki aman çocukları sokağa bırakmayın, çocuklarınız gider, kurtlar kapar. Sokakta tek bir çocuk bulamazsınız. Niye? Peşin dünyanın menfaati ve zararı mevzubayız burada. Peşin. Göz önünde. Hemen çocuklar gelmedilir. Ya bu kurt çocuğu kapatsa cennete gider. Ya bırak onu sen şimdi. Doğru uçar cennete. Abi şimdiki görünmeyen kurtlar cehenneme, ebedi cehenneme götürüyor. Haberi yok vatandaşın. Haberi olmadı ondan endişesi yok. Hani analık babalık şefkati yok diyemeyiz. Fakat bunu anlatıyor üstad. Biraz analar hakkında anlatıyor. Ne diyor? İşte bu şefkat inkişaf etse diyor çok büyük hizmet görecek dinde. Niye? Ne demek inkişaf etse? Lemalardan bahsediyorum. Naklediyorum yani. Şimdi insanın bir aklı var, ilmi var. Bu akıl ve ilimle iyi ve kötüyü öğrenmişse anlar aklı. Bu iyi, bu kötü, bu iyi, bu kötü diye bilir. Tamam güzel o zaman. Ama bu iyi bir kötüyü kim diyor? Din diyor. Şeriat diyor. Yani Allah demiştir. O zaman iyi ve kötünün isabetliliği çıkar. Yoksa günün insanları iyi dediği şey kötü çok kere. Kötü dediği şeyler de iyi çok kere. Bunu da biliyoruz. Şimdi tafsirat etmeye gerek yok. Bilenler bilir, bilmeyenler bir şey yok. Ne yapalım? Ha o zaman ana şeriatın iyi ve kötü dedikleri ne hükümler varsa onları bilmekle beraber vicdanın benimsemişse, yani dindarlık hissine sahipse, bu çocuğunu çok ileri derecede olmak kaydıyla ki ordular karşısına dikilir tek başına ana, çocuğunu ahiretini kurtarmak için. Şefkat bırakmaz. Ha, o zaman ne diyor üstad? Diyor ki, bize şefkat hissi, şefkat edilen kişiyi, yani çocuğunu diyelim ana, buradaki pratikte maksat budur. Şefkat hissi
korumak hissi, çok şiddetli korumak hissi ama nereden koyacak kötülükten? Kötülüğü bilmiyorsa, dünyevi menfaatları, fani hayatı, camları, elmastan üstün görüyorsa, biraz önce okuduk, Bahsi Usta anlatıyor bunu, ben anlatmıyorum. Bu şefkat nasıl çalışacak? Bu anlayışına göre çalışacak. Yani çocuğunu diyor işte Üstad, şeyden alacak, din dairesinden alacak, dünyanın şeyine, çirkefine sokacak. Kim yapacak bunu? Ana. Niye? Şefkatından dolayı. Niye böyle bir şefkat koruyucu? Ya, koruyucu mu? Korumayı da fani dünyanın menfaatlarını sıradıcı biliyor. Hakiki zararları, hakiki menfaatları din ölçüleri dairesinde bilmiyor ki yapsın. Yani, o zaman şefkat otomatik olarak öyle çalışacak. Çalışmıyor. Benim dindar anamın da çalışmıyordu. Namazlı, niyazlı, Anadolu kadını. Bırak şimdi diğerlerini. Çalışmıyordu. İşte falanca komşuya çağırıyor. Ne var? Senin çocuk mektepten geldi mi? Geldi. Benimkisini de gördü mü? Laik mektep devresi. Bakınız. Nasıl kontrol ediyor? Yok. Mektep devresi bitti. Yaz tatilinde mesela diyelim. Cami var. Cami, köyde cami var. Yani Kur'an orada direkt. Gider veya gitmez. Onun derdinde değil. Sıkıntısı yok ona. Yani o da bir de doğmuyor ki camide. Ne olacak? Yani Kur'an okusan olacak, okumasan olacak. Bakın. Hadi gönderiyor diyelim ama yüzde ne kadar bir zindalığın icap ettirdiği manadadır. Bunların tabi grafiğini yapacak değiliz. Yüzdeli bir alemdeyiz de. Evet. Bunlar önemli meselelerdir bilenler için. Bunları Risale-i Nur Kur'an'dan söylüyor bize. Sünnetten söylüyor bize. Bu asrın acip bir hassasıdır. Yani elması cama tercih eder. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safdelunluğu din ilmini kazanmış olan bir müminin aldatılma sıfatı yani çok acayip şekilde bulunur mu? Yok. Niye? Din ilmiyle bakıyor her şeye, her hadise, her sözü, her yaşanan hayata teslim olmuyor. Niye? Din ilmi teslim etmez. Çeker korur. Din tarafında korur. Onun için saftalım. Anlamaz oldu. Ne yapıyor bakalım saftalımlığıyla? Deşedi camileri de hadi Cenab-ı Hak'ın affetmesi. Neyi kastediyor belli. Dehşetli caniler. Ne kadar cani ki diyoruz ortalıkta. Bir cani diye kimse yok. Hürriyetli bir hayat yaşıyoruz. Herkes keyfine göre gidiyor. Nasıl cani? Biraz önce temas ettik. Tekrar edeceğim. Onu değil. Daha önce tekrar ettiğim bir rivayeti. Benim dikkatimi çok çekiyor. Onu 20 sene öncesinden onu kaydettim kitapta. Sabitleştirdik. İşte bu sitte. Der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam der. Ne der? Deccal eşittir Deccaliye cemiyeti. Sosyal hayat. Bunu ne sen böyle diyorsun diyecekseniz ben diyorum derim. Varsa bir derdin sıkıntın gelirsin hususi manada bu cemaat içinde olmaz. Nedenini sana iyi niyetin varsa söylerim. Yoksa kapıdan çık git derim beni meşgul etme derim. Senin halin normal değil derim. Yani niyetin iyi değil. Ne diyor? Deccal yani Deccaliye cereyanı gaib bir şerdir. Rivayet bu. Şey bu. Nedir o? Mali. Gaib bir şerdir. Parantez atmış hadis imamı. Gaib ve meçhul dedi. Meçhulu da koydu oraya. Burada çok ciddi bir mesele var. İlla bilinmesi gerekiyor. Nedir? Bugünkü cemiyet hayatı insanı sosyolojik kesir altında sıfırdan başlar doğan çocukta. Yavaş yavaş, sinsi sinsi ama sinsiliğin en ileri derecesiyle anlamak imkanı olmayacak derecede hem fasık yapar hem müşrik yapar. Zaten fasık ayetini de açtı. Aslında orada bir yerdedir. Aslında onu. Ayette diyor. Bu böyle cemiyette diyor. Doğan çocuklar fasık doğar.
Ayetin metni kendisi yani. Yani gereken bir varsa buluruz bir şeyden buluruz hemen. Elimizde şeyler var, imkanlar var. Niye fasık doğuyor? Cemiyetin yapısı böyle. Şimdi bizim anlayışımızın durumu nedir? Biz de bu cemiyete doğup yani dakika be dakika büyüdüğümüzden dolayı tesir altında değiliz dersek aldanırız. Değiliz diyebiliriz. Risale-i Külliyatı'nın cemiyeti, Risale-i Cemiyeti tanıtıyor. Asrın fitnesini tanıtıyor. Fitneyi tanımayan bir Müslüman fitneden kurtulamaz kendisini. Tanımak yeterli değil. Nefret edecek, nefret. Bu hissi kullanacak. Allah onu küverdi nefret hissini. Nefret etmesi için de Diyanet hissi vicdanını kaplayacak. Hakim olacak Diyanet hissi. Nerede? Canileri de Ali Cenab-ı Hak'ın affetmesi, tabi o zaman onlara kapı açılıyor. Canilere. Ve bir tek haseneyi binler seyyat işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı, insan haklarını, kul haklarını mahveden. Hem maddesi, hem manevisi. Hem dünyası, hem ahiretini. Hem kemalat ve şahsiyetini, maneviyatını mahveden adamdan görse, ne görse dünyevi bir küçük iyilik. Kim görse bu aldanma çok müsait safdil müminler çoğunluğu. Ona, bu cinayetleri işleyen ceryana bir nevi tarafta çıkmasıdır. Bu suretle yani taban çok olan millet bu dine çok aykırı düşen bir şekilde af nazarıyla bakmasıyla canilere, caniliklere ekali kalil olan, çok az olan, başlangıçta bilhassa çok az olan, eli dalalete doğuyan azgınlar, bu saf dil taraftarlar ile ekseriyet teşkil ederek, yani bu saf diller ekseriyette, tamam yani, ekseriyetin hatasına terettüp eden musibet-i âmenin devamına. Musibetler geliyor, sebeplerine veriliyor. Doğru, sebeplerin Allah'a veriliyor da aslında hepsi de, sebebi de, neticesi de Allah'tandır. Ama biz ne kadar, ne derece bilgimiz var, ne derece anlıyoruz, bilemiyorum. Böylece musibet-i âmeninden umuma, bütün millete gelen musibetlerin devamına layık oluyor, kader gönderiyor musibetler ve idamesine, belki teşdidine giderek artacak demek istiyor. Sosyal hayat tamir edilmezse, üstad bunu diyor, kaç yerde diyor, giderek fitne artar. O zaman da Allah'tan gelen cezalar, bunlar da artar. Teşdidine dediği bu kader, cezalarını şiddetlendiriyor, artırıyor. Teşdidine, artırılmasına, kader-i ilahiye fetva verirler. Kimler? Bu saf dil, ekseriyet olan Müslümanlar. Kime fetva veriyorlar? Allah diyorlar ki, ya Rabbi bizi bu münafık cevyan hücumlarıyla, ifsadatıyla, sinsi taarruzlarıyla bizi perişan etsene ya Rab. Bak görüyor musun? Bunu fikren mi, lisanı mı söylüyor? Hayır. Yaşayışıyla söylüyor. Hareket tarzıyla söylüyor. En büyük şeyi de, tesir edeni de budur. Ve biz buna müstahakız derler. Kim? Halk, halk yoğunluğu. Kime derler? Allah'a derler. Kadere diyorlar. Gönder bize diyor. Yok böyle bir şey demiyorlar. Yahu lisan-ı fiiller, yani efalleriyle diyorlar. Bu husus yazılı, kitaplarda yazılı. Hepsini ki buraya toplarsak, bu sefer bu ders, ne bileyim, 2-3 ay sürer. Olmaz ki hepsini getirmek. Ben naklediyorum işte, bilmana naklediyorum. Bak bunu, ayaklarda geçiyor. Evet, elması bildiği, neymiş o? Burada parantez içine alınmış kitapta. Ahiret ve iman gibi değerli şeyleri, aleti bildiği halde yalnız zaruret-i katiye suretinde, yani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı zaman diye yazar. Hem gene Kasamonu'da yazar, bu Kasamonu'da ama başka yerde de yazar. Tehlike ortaya çıkacak, hayat tehlikesi.
Şeriata da kesin kayıtlıdır bu. Zaman zaman anlatmışımdır şeyler de var. Derslerde var. Zarret-i katiye suretinde şişeyi, ne demek şişeyi burada yazıyor? Dünya ve mal gibi şeyleri katı zarret olunca, hayat tehlikesi karşımıza çıkınca ona, yani ahirete, saadet-i ebediyeye tercih etmek. Bu fiili tercihtir. Kalbi düşünce tercihinde yasak var. Yani bu tercihi yaparken fiilen, yani yapmazsan hayat tehlikesi var. Yani ölüm tehlikesi var. O zaman bu yapmış olduğun tercihi kalben reddetmekle beraber fiilen yapmanın hakikati, yani hareket tarzı olduğunu kitaplar açıkça anlatırlar. Acabasız. Ayetin kesin hükmüdür bu. Kalbi imanda mutmain olacak diyor ayet. Ona, buna rağmen işte mecburiyet hali olunca, hayat tehlikesi çıkınca. Bunları üstad şimdiki asrın işte bu mevcut durumun karşısında bilgilendiriyor bizi, kurtaralım diye kendimizi, ama bakalım. Evet, ruhsat-ı şeriye var. Yani şeriat müsaade ediyor. Fiili durumda. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya dama ve hafif bir korkuyla, işte kitapta da yazılı şekliyle olan manayı alırsak, darp, haps, işten atılma gibi şeriat kitapta yazıyor. Böyle elimizde. Yazıyor. Bunlar özür sebebi değil. Kitabı öyle diyor. Hayat tehlikesi bulunması şarttır. Böyle bu küçük şeylerle tercih edilse, yani hayat tehlikesi olmadığı halde, eblehane bir cehalet ve hasarettir. Manevi ve büyük bir zarardır. Tokada müstahat eder. Niye? O kişileri. Kim tokat olacak? Allah kader. Hem Ali Cenab-ı Hakk'ı affetmek ise, bir de affetmenin şer'i yolu var. Affetmek var ama dur bakalım nasıl? Öylesine affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Üstad affetmiş bu kendisine karşı olan şeylerden bir bazılarını. Ama diyor, Kur'an affetmedi diyor, belasını buldu diyor şu aralarda. Üstad affetti ama şansı okulundan affetti. Kur'an, hani Allah affetmeyince işi biter adamın. Affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Çünkü kendi hakkı meselesi bu. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen, yani hukuk umumiye darbe vuran, maddi manevi zararlara, beşeriyeti, hele hele İslam dünyasını atan canilere afkarane bakmaya, af gözüyle bakmaya hakkı yoktur. Bakarsa ne olur? Zulmüne şerik olur. Yapmış olduğu cinayet ki dünya kaldıramaz. Ona ortak olur. Ki bu kişiler Kastamonu 25 geçtik burasını. Bu dersler şimdi bu zamanda, yani hani var bazen böyle duyarız derler işte radyoda böyle demiş, ne demiş, acele kan aranıyor. Yani kan verilmese hasta ölecekmiş. Bu ona benziyor şimdi benim hayalimde. Burasını da geçtik. Geldik bu parçaya. Şimdi bütün bu parçalar bize zamanın mevcut durumunu anlatıyor. Dikkat gerek. Bu zamanda öyle fevkalade hakim ceryanlar var ki, yani Müslüman dünyanın az çok İslami tarafta bir şeyler yapmak isteyenler ortaya çıkarsa el koyuyor. El koyabiliyor, güçlü. Yani tahripte güçlü. Bu hakim ceryanlar diyor. Çizik altına. Var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için, her şeyi derken burada daha çok kastolunan, yani geniş dairede, cemiyet içinde, resmiyet dairesinde, yani hukuk dairesinde,
kanunlar dairesinde dine hizmet etmek diye düşünüldüğü zaman ortaya çıkış yapılırsa bu cereyanlar ona el koyar. Nasıl el koyar? İçine girer, ondan yürür. Yavaş yavaş onun yüzünü, yönünü, hareket tarzını, kendisinin Müslümanları, Müslümanlıktan uzaklaştırıcı olan ifsadat tarafına alet eder. Birazını da şeye bırakır, İslam tarafına bırakır. Niye? Onunla Müslümanları aldatmak kolay oluyor. Onu gösterir. Öyle oldu, çok gördük. Ha bak şöyle oldu da, bak öyle oldu falan, ha böyle oldu. Ortada tarafta yapılan tahribatı görmüyor, millet de görmüyor. Yani ortada görünen bir küçük bir şey gösteriliyor. Yani onda 7'si, 8'i ifsat, görünmeyen taraf. 2'si, 3'ü görünen bir şeyler. Müslüman da ona aldanıyor. Oradan mektubatı vereceksin. Her şeyi kendi hesabına, yani cereyan aldığı için faraza hakiki beklenilen o zat, sadece o zat şekliyle geçer, gelecek zat şekliyle geçer. Çok da bunu bu o zat, bu gelecek zat meseleleri mevzu ediliyor cemiyette. Herkes bir türlü şöyle, kitabın dediği istikamete değil de kendi meyillerine göre anlatma tarzı, kitap fazla konuşmuyor orada. Sadece o zat kitaptan ve o gelecek zat filmisi kitaptan, diğeri şahıstan. Hakiki beklenilen o zat dahi bu zamanda gelse, biz bunu bu zamanda çiziyoruz burada. Niye? Ne demek bu zaman? Bu Kastamonu laikası. Bu zaman dediği 1940 civarı. Bundan 65 sene önce. Hala bu zamanda gelse diye okuyoruz. Bu zamanda gelse dediğimiz bu ifadeyi, bir zaman gelecek de bu ifadenin zamanı geçecek mi bu zaman diye olan? Geçmeyecek mi? Ne demek bu zaman? Biz onu baktık külliyatta. Şu neticeyi gördük. Yani İslam birliği meydana gelmekle, hakiki seviyelerle ittifak edilmemesi halinde bu zat gelse, gelir mi gelmez ama, mesela faraza diyor burada, yok faraza, gelmez ama düşüncemizi ikna etmek için, irşad etmek için, ikaz etmek için böyle bir faraziye getiriyoruz tabii. Düşünce rahatlığı bakımından. Gelmez ama şayet gelse, ne zaman? Şimdi gelse. 1940'lardan şimdiye kadar ne kadar gideceğini bilmiyorum. Ta şeye kadar. Şimdi okuyacağız onu. İttihat-ı İslam meydana gelecek ve hakiki sevilerle ittifak edilecek. Dini hak cereyanı ortaya çıkacak. O zamana kadar. Bakacağız. Şimdi okuyacağız onu. Hakiki beklenilen o zatta. Şimdi bunu üstad yazmış çok ciddi makamda ve net. Peki bu sözü ne derece dinliyoruz? Hayda. Şimdi bakınız. Demokrat hükümeti zamanında Üstad Hazretleri yazdı, çizdi siyasiler için. Burada ince noktalar var. Yani gene de aynı mektup yanlarında, hemen yakınlarında gene mektup var. Ne var? 4 parti var. 4 tane parti var. Biri işte CHP, biri DP, biri de millet. Diğeri, dördüncüsü ne? Mütesavver, muhtemel parti. Ne adı ne? İttihat-ı İslam Partisi. Var mı öyle bir şey? Yok. Ne de bahsediyor? Olması mümkün. Böyle bir partinin yapılması mümkün. Muhtemel ve dindarlar var. Ama taban meselesini üstad mevzu ediyor onda. İttihat-ı İslam Partisi, Demokratlar, Ehven Üçer Partisi olarak onları İslam lehinde ve İslam'a zarar vermesini azaltma tarzında yönlendirirken mektuplarla, bu taraftan da bu mektup bize, hatta bir hukukçu parti de bir şeyin teşkilatın başkanı siyasi sahada olan zata geldi, ziyarete anlattım. Koskoca adam, benden yaşlı, mendilini çıkardı, arkasını çevirdi bana. Ağlıyor. Hayır, haklı. Bilmiyoruz diyor biz bunları diyor.
Anlamıyoruz diyor. Üstad anlattı ama diyor bir anlamıyoruz. Bakmıyoruz ki diyor. Tabi ağlamasını geçti, geçildi. Doğrusu bakılsa niyeti iyi de bakmadık derken bilmiyorlar. Anlattık. %60-70 tam dinde, tam kelimesini ben demiyorum. Emirde alakası diyor. Tam, üstad diyor yani. Olması şartıyla bu parti başa geçebilir. Yoksa geçemez. Bu tasavver parti, Kadistan parti. Ha, tabandan kuvvet bulacak. O zaman başa geçer de biraz daha tabana dayalı bir yani taviz vermeye fazla gitmeden vazife sahasında yürür. %60-70 ama tam dindar diyor. Ne demek tam dindar? Mücahit. Dava da mı? Taban mı? Taban. Yaşayan olacak. Tabii, hani kahramanlığa kadrosu olacak. Halk yani. Yani bizim anladığımız, çünkü aynı zamanda yine Emirdağ 1'de 1997'lerde ve sonrası %90'ın nefsi emmasını uyacağından bahsediyor. Mevcut cemiyet hali aynı devam ederse. O zaman %60-70 tam dindar. Nasıl olacak? Hakiki siyasiler. Efendim dışarıdan yürüyün, onlara destek verin. Onlara rey verin. Onları İslam'ın lehine olmaya çalışın. Siz girmeyin. Giremezsiniz. Müsait değil zemin. Parada o zat dedi ki yani 3 vazife yürütecek olan İttihad İslam'ın başkanı değil mi? Halife-i Ruh-i Zemin. Yok. Tabanı yok. O zaman gelmesin. Geldiyse bir meclisinde gitsin, otursun, bir ismini falan ediyor, okusun, çay içsin. Evet, acele ettiyse. Olmaz mı işte, bizi düşünce imkanını tanıyor. Bu zamanda gelse, harekatını, yani içtimai sahadaki İslam'a hizmet edecek, İslam'ı tatbik edecek vazifelerini, o diğer yanlara kaptırmamak için, siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek. O zat. Yahu o şimdi böyle şu ders Kur'an'dan gelen bir usuldür. Tefsir usuludur. Onu takip ediyoruz zaten. Yani şimdi o mana çıkıyor gibi sanki. O zat böyle yapsa yapmasını söylüyor. Böyle yapacak da olsaydı. Değil şimdi olmaz da. O böyle yapacak olduğuna göre sen nereye gidiyorsun be adam? Dokşak. Demektir. O sıfatı almaya çalışıyor. Ha bunu kıyas olarak veriyor bize üstad. O zaman böyle yaparsan sen nereye gidiyorsun? Ha gidersin. Nasıl gidersin? Benim dostlarım olan kaplumbağalar gibi gidersin. Benim aynı zamanda öyle bir telefonum da var burada. Kaplumbağa telefonları. Çıkarsın biraz dışarıya telefonu daha içeriye girersin. İçeriye giremiyorum demeyeceksin. Ona göre çıkışını yaparken İçeriye girebileceğini kesin temin altına alarak. Evet. Hemen geri çekileceksin. O şekilde bakacaksın mevcut nizam, sistem, kanun gelen pencerelere, cezam pencerelerine. Pencerenin içine girip de kalır mıyım yoksa çıkabilir miyim? Çıkabilir. O zaman oraya kadar çık. İşte bizim kaplumbağa arkadaşımız öyle yapıyor. Hemen diyor yok ortalıkta bir şey. Koskoca şey geçiyor üzerinden hiç. Umurunda değil. Çünkü bulunduğu yer kavi, dışarısı tehlikeli, hemen ezilir. Bu fedai bir şeydir yani, hayvandır. Yine ders vermek için vazifesi var. Böyle yapın eğer akıllıysanız diye. İşte YBD diye biz dinlemiyoruz, kaplumbağayı bile dinlemiyoruz ya. O kadar şeyiz, anlayışımız, beynimize tabi. Kaptırmamak için bir tekim hadisat-ı alem bu denen şeyi matematik netice şekliyle tespit etti, gözlere gösteriyor. Matematik. Yani 5 daha 10, 5 daha 15, doğru. Nasıl bu matematik? Toplama yaptık.
acabasız. Aynen manzara gösterdi, gösteriyor. Evet. Tabii bunların tafsilatını mevzu etmiyoruz. Kastamonu 90'dı bu. Yani İslam ve İsevi ittifakı olmadıkça geniş dairede muvaffakiyetli hizmet yapılamayacağına dikkat çekiliyor. Ne bildin? Kafadan mı atıyorsun? Dur bakalım. Kafadan mı atıyoruz? Yoksa nereden atıyoruz? Şurada bir rakam gösteriyor. Şurasını. Mektubat 57. İşte böyle bir sırada. Neymiş o böyle bir? Yukarıdan geliyor tabii bu. Dehşetli bir dinsizlik giderek ilerledi. Yukarısını okumadığım taraf bu. Giderek ilerledi. Giderek ilerledi. Dünyaya neredeyse geniş çapta hükmediyor. İşte böyle bir sırada o ceryan, bu beynemliler ceryan. Gerçi benim notlarım var. Bu sabah aldığım notlarım. Oraları mevzu etmiyorum. Biraz hassastır. Pek kuvvetli göründüğü bir zamanda. Ben siyasetle böyle ne bileyim, haberim yok. Fakat bazı arkadaşların 3-5 kelam ettiklerinden Risale-i Nur'un öğrettiği anlayış bakışıyla gidiyor bir tarafa doğru ama şimdi demeyeceğim onu. Nereye gidiyor? Gidiyor. Pek kuvvetli görüldüğü bir zaman gelecek. Bir zamanda hangi kuvvetli görüldüğü? Şer ceryanı. Beynemliler ceryan. Komünizma ile masonizmanın tabanını teşkil eden ceryan. İkisinin de. Bunu not aldım ben. Var bende. İkisinin de tabanıdır. İkisini de maksadında kullanıyorum. Rivayetler çok manidardır. Bab-ı Cessase, Kütüb-ü Sitte, Buhari, müthiş bir casusluk teşkilatının icrasıyla iş yapan ceryan. Hatta şu anda bizim bu dersimizin okuduğumuz yeri görmesi ve dinlemesi de gayet mümkün. Evet, bakıyorum. Kim ne yapıyor, ne yapmıyor. Pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, yani giderek ortalık bir dehşetli alabora mı diyelim, ne diyelim, durumuna geçirilmek isteniyor. Beynelmiler. O zaman, bir zamanda, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki isevilik dini, zorlayacak yani basınç yapacak, zuhur edecek, yani rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek, yani Allah rahmetiyle Allah gönderecek, yani Allah zuhur ettirecek, ortaya çıkartacak. Hakiki sevgiliyi çıkartacak. Hakiki sevgiliyi şu anda sahip çıkanlar ve bir kadro var ama Kastamonu'daki hadisin rivayetiyle 3 cihetten 15 kat şer ceryanından küçük. İdeolojik ceryan itibariyle 15 kat küçük. Nüfus askeri miktar bakımından 15 kat küçük. 3 ciheti anlatıyor orada Kastamonu harikası. Yüz ölçüm bakımından da 10-15 kat küçük. Tek bir ülke var mı? He? Bu tek bir aşırmışlığın bir ülke olarak mı? Hayır, hayır, hayır. Başka bir ülke değil bu. Beynemliler. Buna karşı çıkan, İsa Aleyhisselam karşı çıkan yani bir maddi zam gücü kuvvetini temsil etme bakımından 10-15 kat küçük. İsa Aleyhisselam kılıncını şeyin rivayeti şey yapıyoruz zaten rivayeti aynen ama hep bu hep müteşabihtir. Ama hep battık. Notmalı aldık vesaire. Filinde kılıç gölün şeyinden koşuyor öldürmek için. Deccali öldürecek. Deccali öldürecek.
Deccal dediğiniz zaman Deccal'ı anlarsınız sadece, bir şey anlamıyorsunuz demektir. Sonra kılıncı vuruyor, fakat kılıncı Deccal o kadar büyük ki dizine kadar geliyor kılınç. Boğazı nerede, şeyi nerede? O da sıçrayıyor biraz da, öylece sıçraya geliyor yani. 15 aşımlar ya. Yani ki 10-15 kat büyük. Tabi bu ceryana tatbik ediyoruz tabi orada. Yani. Ve de Kütüb-ü Sitte İsa Aleyhisselam bu mücadele dairesinde müteşabih olarak anlatıyor. Resulullah anlatıyor bize. Hamamdan çıkmadı. Üzerine su vurulmadığı halde hamamdan çıkmış gibi terleyecek. Çok müşkil insanlarda. Ceryanı. İsa Aleyhisselam'ın ceryanı. Nedir İsa Aleyhisselam'ın ceryanı? Şimdi okuyacağız onu. Onun ceryanı da okuyacağız burada. İsa Aleyhisselam'ın ceryanı. Bütün külliyat muvaziyesinde meseleleri ele almazsak muvazeneyi bulamayız. İstikametli hükümleri bulamayız. Nuzul edecek hali hazır Hristiyanlık dini o hakikaten, yani bunun şey, bende şeyleri var yani, mektubat diyorum, sözler, bir meseleyi mühimme Leyla-i Kadir'de, orada bir paragraf var, anlatıyor, en net İsa-i Nur'a geliyor bu iş. Yani buradaki olacak olan şey İsa-i Nur'dan alınacak da açıklamıyoruz da bunu ismen. Yani onlar alacak. Ha, almışlar zaten. Almışlar. O kadar karşı tasaffi edecek Hristiyanlık, İncil. Hurafattan ve tahrifattan sığırılacak. Hakaik-i İslamiye ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. Namaza iktidar edecektir. Rivayetler var ya Kütüb-ü Sitte'de. Müteşabih. Ve Kur'an'a iktida ederek, Kur'an'a uyarak, İncil ve Ehl-i İncil, o İsevilik şahs-ı manevisi tabi, bağlı. İslamiyet metbu makamında kalacak. Tabi olunan. Şimdi biz Avrupa Birliği falan'dan da yazdık. Biz onu yazdık, internete koyduk. Bunun temel esası şudur. İyi ve doğru, yani faydalı, zararlı faydasından az, faydası zararından çok diyebilmek için bu esas zahil olamaz. Nedir? Avrupa ile biz birleşirsek Avrupa bizim dinimize hürmet edecek. Tekniğini alet edecek. Mülayimet gösterecek. Biz de istifade edelim diyetiyle bakacak. Ha, o zaman olur. O zaman caizdir. Yoksa biz ona uyacağız. Kur'an muharref İncil'e, hatta müşrik dünyaya tebaiyet edecek. Bunu internete koyduk. Fakat bir kimse çıkıp da ya böyle olmaz diye cevap veren olmadı. Çünkü babuç bağlı. Evet. Metbu makamında kalacak. Dini hak, İslamiyet, bu iltihak neticesinde hakiki sevilerin ve İncil'in Kur'an'a yani bağlanmaları neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Kim? Dini hak. Hak İslam, İsevi ittifakı burada. Dinsizlik cihazlarına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik, İslamiyet, ikisi de. Ayrı ayrı iken mağlubiyet. Ne zamana kadar mağlubiyet? Ta birleşinceye kadar. İkisi birleşinceye kadar mağlubiyet. Açık ifade bunlar. Ben dikkat istiyorum. Hepsi bu kadar. Tabi ne zaman çekeceğiz diye kafayı takar da buradaki anlatılanın manasını kafaya almak için bir teveccüh edilmezse geçilir, bir şey yok. Senelerce okursun, kelim kelim lanet falan olur. Mağlup olan İsevilik ve İslamiyet bu ittihat neticesinde, burada anlatılan şekliyle ama,
dinsizlik ceylanına galebe edip dağıtacak istidadındayken, din hak bu güçte olduğu zaman, yani İsa Aleyhisselam gelip de bu neticeyi çalışarak yapmayı düşünmüyorum, yapacak düşünmüyorum. Şahs-ı manevisi, yani yakın has dairesi çalışıyor Hristiyanlık dünyasında. Ya, Türkiye'de de var. Görüştüm onları birisiyle başka fazla. Fakat ortadaki taraftan da azgın ceryan giderek çok şiddetli sıkıştıracak. Hatta bu sıkıştırmanın içerisinde küllet, sibar, tabii çok telafımıza geliyor da hepsini yapamıyoruz. Feverana sebebiyet verecek. Halkın değil. Halk da feveran sonrası ona katılacak. Emirdarlar yıkasın. Seyit-i cemaati, bugünkü mimsil medeniyete girmeyip İslam yaşayışı üzere, anlayışı üzere, hissiyat üzere yaşayan ve fakat dağınık olan İslam dünyasında seyitler cemaati, çuvaların ifadesiyle başkumandanlarına ittiba ederek, çuvalar diyor başkumandanları. Şimdi kumandanlar var, yani seyitlerin başları böyle var, silsileli olarak geliyor. Onlara bağlı olanlar var, seyitler. Bu feveran durumunu hazırlayan baskılar içerisinde mecburiyetle ya ölüm ya istikbal. Ya öldürüleceksiniz, kurtana geliyor. Ya öldürüleceksiniz. Böyle bir duruma sıkıştırıyor şimdi. Gizli ceryan. O zaman feveran, yani öleceğime göre belki öldürürüm de kurtulurum diyecek adam yani. Anlıyor musun? Buna feveran diyor. O bir kitabımız var. Ne şırttık onu. Döndük öldük. Feveran. Yer, boynuzlu bir keçi, bu tarafta da azgın bir kurt. Ne yapar? Keçiyi yer. Yok diyor. İnsanlar halinde keçi, kurun şeyini boynuzuyla deler. Karnını deler. Böyle düşürür yere. Nedir bu? Feverandır. Feveran ve keçiyi yer. Keçi gözlerini anladıysa. Ha, sıkışıyor. Kediyi sıkıştırırsa bakar ki çare yok. Suratını, yüzünü, bütün tırnaklarıyla atlar, seni perişan eder. Veya hani sevdiğin kedi var ya, bir sıkıştır bakalım. Gör senin halini. İşte bu feveran meselesidir. İstidadında iken, alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan Şahs-ı İsa Aleyhisselam, buradaki, dünyadaki cesediyle bulunuyor. 2000 sene geçti, bir yaş daha artmadı. Niye? Yaşın artması için zaman lazım. Zaman olması için tagayır kanunu olması lazım. Tagayır kanunu da semai dünyadadır. Halbuki İsa Aleyhisselam semai dünyada değil. Hareket dünyasında değil. Zıtlar aleminde değil. Onun için orada zaman yok, tabi büyümek de yok. Küçülmek de yok, hasta olmak da yok, yemek yemek de yok, ne bileyim yatmak da yok, banyo da yok, cennet hayatının bir başka bir salonu bu, tarzı. Ama cesediyledir, Allah'ın kudreti bu. Evet, cesediyledir. Çünkü İsa Aleyhisselam kudret tecellisine mazhardır. Kadir ismine mazhardır, kudret tecellisi, sonsuz kudrete mazhardır. O mazhariyet de üst derecededir. İşte bunun tabi şeyin inceliğini anlatmakta da olmuyor. Lisana gelmiyor. Oradan aldığı bir şey vardır. Ve geldiği zamanda da bu dünyadaki olan ceset yapısında ve esbab aleminin dairesindeki olan ahvale düşmeyecek. Vesaire gibi. Hayır. Ama yaşlıcak vesaire verecek diye. Şey rivayetler müteşabihtir. Külliyat öyle bir işaret yok. Son şahitlerin içinde bir doktorun üstü da soruyor. Geldi mi İsa Aleyhisselam diye. Şey etmiyor. Fadiler de soruyor. Yaşıyor mu diyor. Şu an yaşıyor mu diyor. Yaşıyor diyor. Yaşıyor zaten. Ölmedi ki yaşıyor. Yaşıyor dedi. İsa Aleyhisselam ölmedi ki. Evet.
cismi beşerisiyle, İsa Aleyhisselam şurada burada gelmesi de mevzubahis değil. Bir ebdal denen bir nuraniyet kesbetmiş bir veli bir anda binaya bulunacak, ruhiyetin en üst derecesinde mümessil olan bir zat çeşitli yerlerde bulunamayacakmış. Hangi kitapta yazıyor ki? Okuyun şeyi, birinci mektubu mektubatta. Din hak cehennemin başına geçeceğini İslamiyet'in geniş daire hakimiyeti cihetinde başına geçecek. Ne yapacak başına geçip? Ama işler yapıldı. Yani galibe edecek bir durumda geliyor. Bak burada anlatıyor. Yani geliyor derken yani daha önceleri de gelmiş olabilir ama aslında vazifesinin başında bulunmak. Ne demek vazifenin başında bulunmak? Şimdi koskoca bir İslam dünyasıyla İsevi dünyasının işe yarayan dindar kısmının birleşmesinde meydana gelen bir cemaatın içerisinde esbab alemindeyiz. Menfiler de vardı. Olur, münafıklar da bulunur. Birliği muhafaza etmek, dağılmamak, bölünmemek, birbirine muaraza etmemek için bir mukaddesliği kabul edilen kutsi bir şahsiyetin bu cemaatı istikamet merkezi manasında merkez olması gerekiyor. Bu zat böylesine olduğu takdirde bu İslam İsevi ittifakı dağılamaz çünkü İsa Aleyhisselam yakın dairesinin şeyiyle malumatı dairesinde işi maneviyatta teslimiyetle olan harekette işin başında yani merkeziyetinde yani kılıç belinde yani şimdi kılıç nerede kaldı ki? Rivayette kılıç var. Şimdi İsa Aleyhisselam kılıçla hareket edecek. Peki o zaman şey olur, mitrili ne olacak? Nasıl yani İsa Aleyhisselam kılıçla Deccal'ın arkasından koşarken onun tarafı işi bitirir. Bu teşabihiyeti anlamak meselesi Bediüzzaman Hazretleri'ne hastır. Risale-i Nur'da bütün bunlar var ama serpilmiş. Yani Üstad bizi çalıştırmak istiyor Kur'an tarzında. Kur'an'da serpilmiş. Yani Babul Vudu gibi yani abdest aldığı yer hepsi ilmihalde bir yerde yazılı. Öyle değil bu. Bakacaksın, cem edeceksin. Öyle diyor, cem edin diyor. Yani bizi çalıştırıyor. Evet. Din-i Hak Ceryan'ın başına, Ceryan kişi birleşince Din-i Hak Ceryan oldu artık yani Ceryan. İteolojik bir Ceryan. Başına geçeceğini bir muhbir-i sadık bir kadir-i küllü şeyin vaadine isna ederek haber vermiş. Ve işte bu olacaktır diyor. Dedik, kapadık bunu. Efendim, saatimiz doluyor. Burada geçeceğiz herhalde. Evet. Sayfa 90'dı bu Kastamonu'da okuduğumuz yer. Bu haşiyesini yaptığınızda söyledik 57 sayfa. Burada keselim. Bu saatimiz aşağı yukarı geldiği gibi geliyor bana. Bir saat oldu. Olacak bu çünkü bu asır toplamasıdır. Bunun şakası yok. Ben ders okurken burada sizi pek düşünmüyorum. Kendim şey yapıyorum. Kendime bakıyorum. Ne durumdayım diye. Haliyle. El-Fatiha.